Mahmut Gülsün. Nerede? Ha, budur. Evet, gel. Gel. Merhaba. Merhaba. Çok öyle söylüyor. Niye bu bizim çocuklar her çıkan böyle bir deri bir kemik, ne olacak bu iş ya? Vallahi her sahneye çıkan ya, vallahi billahi yani. Sen niye böyle zayıfsın be abicim? Vallahi yiyoruz ama. Bu senin üstündeki senin kazak mı, çorabı mı giydin geldin, ne yaptın? Çorabı da giyse olacak buna yani. Abi kilolu göstersin diye ne yapalım? Tamam tamam, yok abi herkes senin vücuduna hasta yani, bakma yani. Bize bir şey olmuyor, bize gittik zaten de. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun, biraz tanıt kendini. Valla Bingöl Üniversitesi'ne okuyorum. Diyarbakır'dan evet. Geliyorum buraya. Harika, hoş geldin hoş öncelikle. Buldum. Teşekkür ederiz. Kaç yaş? Yaş 21. 21, evet. Sevdiğin bir kız var anladığım kadarıyla. Evet. Ne oldu? Yani mesele uzun. Ne halt yedin diye sorayım. Ne oldu da buraya kadar geldin yani? Yani çok halt yedik. Yani buradan saymaya kalsam bitiremem. Olma, bitmez yani. Diyorsun. Evet, bitmez. Yani şurada ne da... Ne yaptın da küstün? Ne oldu da küstün? Yani söylemesi, söylenmeyecek bir şeyse burada söyle. Hayır, elimde olmayan sebep. Söyle ki, esas burada söyle yani hani. Hadi söylemeye geldin, ne oldu, ne yaptın? Ya elimde olmayan sebeplerden dolayı bitti işte. Kıza da böyle mi söyledin? Niye ayrılıyoruz şey elimde olmayan sebep? Olmaz oğlum. Bir sebep söyle, niye ayrıldınız? İşte elimde olmayan sebepler vardı. Kız anlattın bunu. Yok ayıp. Ne diyeceğini bilemiyor. Boynumu mu öptün lan sen bunu? Ha? Öyle bir şey. Öyle bir şey mi oldu? Elimde olmayan sebepler bu. Anlaşıldı şimdi. Çapkın herhalde abi. Bir nefes çapkın hissettim herhalde. Yani. Bir nefes. İnce bir ılıklık geldi yani öyle. Elinde olmayan sebeplerden dolayı kızdan ayrıldın. Peki, kızın adını falan söylemiyoruz burada biliyorsun. Söyleyebiliriz. Onu söyleme, ayıp lan. Şey, artık kız seni tanımıyor mu? Biliyor. Biliyor yani, evet. Özür dileyecek misin? Ya dilemesem de olur. Yani, hani... Abi meseleyi bir anlayamadık. Bu meseleyi bir çözmek istiyoruz. Evet. Biz de yardımcı olmak evet. istiyoruz ama derdini bir anlatsan bak sana bir şey söyleyeyim. Beyaz Show tarihinde yakalayamayacağın ekibi yakaladın. Yani katılıyorum Serkan bak... Kaya... şeyimiz, Ahmet abimiz, Cengiz Sultan'ın abikten zaten gençliğimizdiler. Özür dilerim, özür dilerim. Bir baktı ya. Neyse dedi döndü geri. Ya esas şöyle dedi, sen duymadın. Çok iyi, vallahi. Bu da en büyük abilerimiz Serkan Kaya. Şart. Hayır, Ahmet abiyle Cengiz abi gençliğimizi yediler zaten. Kardeşim bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu meseleyi çözmek için bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ahmet abi bir şiir söylese bence çok iyi. Ahmet abi bir şiir evet. söylesin. Evet. Sen önce bir ne diyeceksen onu bir söyle kıza. Burada herkesin içine senden özür diliyorum. Çok özledim. Ay kıyamam. Bayağı hata yaptım. Çok mu özledim? Bak bence şöyle bir şey yap. Güzel, çok içten oldu bu. Ben katıldım buna. Ben buna okeyim. Sıkıntı yok. Ama yani hani daha biraz daha içine bir edebiyat, bir şey. Bildiğin şeylerden. İşte o da bende yok. Ha? Olsa zaten diyorsun. O gün ayrılmazdık, bağlardım diyorsun zaten yani. Ay Allah'ım. Peki. Ahmet abi, hani bir büyüklük yap. Peki. Arkadaşımız bize Bağcılar Belediyesi'ne başvurdu. Kendisi peki. Kız arkadaşından ayrılmış. Sebebini bilmiyor. Elimde olmayan sebeplerden dolayı ayrıldım diyor. Elinde olan sebeplerle bir şiir yazabilir miyiz kendisine? Tabii ki. Yardımcı olmaya çalışayım. Kızın isminin baş harfini alabilir miyiz kız arkadaşının? Hı. Ne? E. Neyse, Emel olduğunu söylemiyorsun yani. Hadi Emel, peki. Emel diyelim. Mesela. Peki. Ben bir güzel şiir okusam mı yoksa sadece bir dörtlükte gönlümü alsam? Peki o zaman sevgili dostlarla izin verir misiniz? Bir şiirimizi okuyalım, paylaşalım. Abi ne demek? Buyurun, ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çünkü senin reklam değil değil mi? Çocuk Hayır. için okuyorsun. Okuyacağım. Çocuk için. Çünkü bak dön. Sırtından. Çünkü sen biraz işi kendine bir yonttun gibi geldi bana. Yani bizim çocuk havada kaynıyor gibi geldi. Yok, ben onun adına bir şiir okuyacağım. Yani şiir çocukla ilişkili olsun evet, diye söyledi. İsim neydi? Mahmut. İçinde Mahmut geçsin. Bak şiirin içine Mahmut sokmasan valla bant yayın keserim yani. Onun için o zaman şöyle söyleyeyim. Siz ayrı mısınız şu anda? Çok üzüldüm. O zaman şöyle seslenebilirsin. Çok üzüldüm.
Gördün mü? Abi çok samimisin abi gerçekten. Ya dur konser. Abi bir şey söyleyeceğim. Dur, üzüldün mü gerçekten? Gerçekten üzüldüm. Tabii ki. Ama ben... çok anlık söyledin ya. Ayrı mısınız ayrı? Çok üzüldüm şimdi. Bak neden üzülüyorum biliyor musun? Çünkü bazen söylenmesi gereken sözler çok geç söyleniyor. Oysa şöyle söyleseydi. Öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kim bilir kiminle şimdi nerede? Kim bilir kiminle çınlıyor sesin? Anlıyormuş gibi. Unuttun sen beni, unuttun kesin. Ben nasıl unutsam bilemiyorum. Kimseye ayrıldık diyemiyorum. Hayır! Ama... Bak bu sesle şöyle söylesem mutlaka barışırsın. Aradığın ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu. Seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama. Ben artık sen olmuşum. Eyvallah. Barıştık nedir ya? Barıştık ya. Ya. Vallahi nikah şahitliğinde yapan. Elbette. Diyarbakır'a gelirim bak. Bakma sen. Düğün ne yani... zaman? En kısa zamanda olur yani. Niye olmaz? En kısa zamanda olur. Belki programı beraber izlersiniz. Şu anda mesela bizi izliyorsunuz. Ne güzel olmaz mı? İnşallah. Peki sana kızabilirim mesela. Mesela bu da enteresan bir durum. Zaten mesela bir erkek arkadaşın olsaydı, o yaşlarda tartışmış olsaydınız, o da beyaz şova çıkıyor. Sana da haber vermiyor. Ve bu mesela seni etkiler miydi? Beyaz şovdan böyle bir şey söylemiş. Beyaz şov etkilerdi. Beyaz şov etkiler. Şov değildi diyormuşum. Beyaz şov etkilerdi. Beyaz şov mesela üç adamla yapmayın bunu. Olmuyor. Yani hani... Şaka şaka, şaka söylüyorum. Aman şey yani kız arkadaşıma söyledim dedim, beyaz şova çıkacağım işte. Yo onun söylediği cevap, 10 tane de beyaz gelse boş. Ama... 10 tane de beyaz gelse boş. Neyse. Ne demiş? Anlamadım. Ne demiş diyorum, anlamadım mı diyor. Anlamadım niye? Ben ne söyledim, dedim ki çıkacağım beyaz şova, işte ilanı aşk edeceğim. Yo işte onun söylediği söz de 10 tane de beyaz gelse boş. Burada seni mi gömdü, beni mi ya? 10 tane. Seni mi gömdü? Beyaz. O zaman... Oğlum ben sana burada iyilik yapıyorum, bak neler yapıyorum ama burada. Belki ben başarabilirim ama değil mi? Belki benden bir yani... selam göndersen. Kardeşim arkadaşın o kadar baktı ki, benden 10 tane olsa da kendime bulamıyorum ki zaten. Daha sana ne hayran dokunacak yani. Peki, çok güzel. O zaman şimdi seni ortaya alacağız. Değerli sanatçılarımız da senin arkana alacağız. Senin arkanda çok güzel bir dans. Dubap, bap, bap, dubap, bap, dubap, bap. Güzel bir parçayla. Harika bir ekibimiz var yani bugün. Bak şimdi ben bir iyilik yapacağım. Beyaz izin verir. Bir iyilik yapacaksın. İyilik yapacağım. Sen oturacaksın şimdi. Senin adına ben bir şiir okuyacağım. Bütün ayrılanlar barışacak. Yalnız sen değil. Hoş geldin. Bütün ayrılanlar. Ya ben de oturayım. Ya ne güzel oturdular. Oturdu artık. Vazgeçtim. Tamam vazgeçtim. Ahmet abi. Tamam. Şiir okumak istiyor musun? Hiç çocuğu alet etmeyelim. Bak ben sana söyleyeyim. Vallahi şiir okumak istiyor musun? Eğer şiir okumazsam zaten eksik kalır diye düşünüyorum. Aa Ahmet. Canım otur sen. Ya bir alkış alalım sevgili Mahmut. Hadi inşallah olur. Hayırlı haberlerini bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.